Aşağıdaki dizelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? Pişmanlıkta kişi geçmişte yaptığı bir hareketten dolayı, bir davranıştan dolayı ne yapacak? Üzülecek. Keşke yapmasaydım diyecek. Üzüntü anlamı yoğun olacak. A. Ah günüm yetse görmeye seni, seni övmeye gücüm yetse derken burada istek anlamı var, pişmanlık anlamı yok. B. Benimle başladı bu müthiş güzellik, benimle yaklaştı güzel günler dizesinde de yine pişmanlık yok. C. Ne saklayayım gaflet ettiğimi, elimle batırmışım gençliğimi derken gerçekten pişman olmuş. Elimle batırmışım gençliğimi dizesinde bu duygu çok daha yoğun aslında. Pişman oldum diyor. Ne saklayayım, nasıl saklayayım, neden saklayayım gaflet ettiğimi derken de iyice orada zirveye ulaşıyor, değil mi, duygusu? O yüzden C olacak cevap, öyle görünüyor şimdilik. Diğer seçenekleri de görelim. Kim ne karıştı, ne istedi bizden? Göz mü değdi, ne oldu bu sevdaya? Burada yok. E, birer kalp bıraktılar bize kırık. Ömrümüzce gözyaşı döktürecek dizisinde de yine pişmanlık anlamı yok. C'de verilen dizede pişmanlık anlamı var diyeceğiz. Bu yüzden cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilenin görüşüne katılma anlamı vardır? A. Şaire göre şiir insanın içini döktüğü sadık bir dosttur. Ne yaptı? Şaire göre diyerek şairin düşüncesini söylemiş olduğu sözü aktardı. Dolayısıyla burada katılma anlamı yok. Gitti A. B. Şairin de dediği gibi diyorsa şairin sözüne, düşüncesine katılıyor. Şiir yalnızca bir iç döküştür dedi. B de benden istediğini verdi. C. Şairin yazdıklarına bakılırsa dizeleri olduğu gibi içini dökmüş derken burada bir gözlem yaptı, okudu şiirlerini ve dizeleri olduğu gibi içine aktardığını tespit etti. Bunu söyledi, katılmıyor yani burada. D. Şair için şiir belli ki yalnız kaldığında söyleştiği bir arkadaştır. Burada şair için şiiri kendince yorumunu yaptı. Dolayısıyla şairin düşüncesine, şairin görüşüne katılma anlamı yok. O yüzden gitti. E. Şairin açıkladığı kadarıyla anlayabiliyoruz ki bu da bir yorumdur. Şiirle bize içini döktüğünü. Şimdi burada da kendi anladığı bir şey söyledi. Kendi yorumunu kattı. Bunu söyledi. Yorumu var burada. Ama şairin görüşüne katılma, söz edilen kişinin görüşüne katılma şairin de dediği gibi ifadesiyle çok net bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden de doğru cevap B. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? Değerlendirme edebiyatımızda genellikle bir sanatçı ya da eser hakkında olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirme durumudur. Dolayısıyla öznel yargılar olur değerlendirme cümlelerinde. 1. Cemal Süreyya onurlu kişiliğinin ötesinde üstün yetenekli bir şairimizdir derken üstün yetenekli olması, onurlu kişiliğinin olması bir değerlendirme içerir. Dolayısıyla bir de değerlendirme yapılmıştır. 2. Edebiyatımıza adı şair, denemeci ve portre yazarı olarak geçmiştir. Hiçbir görüş yok, fikir yok, değil mi? Bir değerlendirme söz konusu değil. O yüzden cevap geldi. B görünüyor. 3. Şiirlerindeki o tatlı ironiyi daha şimdiden arar oldum derken tatlı ironi, şiirlerindeki tatlı ironi bir değerlendirmedir. Kendi görüş doğrultusunda verdiği bir yargıdır. Dolayısıyla 3'te de değerlendirme var. 4. Cemal Süreyya sevdiğini bağrına bastırırken bile incitmekten çekinirdi derken gerçekten çok böyle Cemal Süreyya'ya dair olumlu değerlendirmeler yapmış sorun metnin yazarı. Sevdiğini bağrına bastırırken bile incitmekten çekinirdi. Çok olumlu bir değerlendirme kendi görüşünde kattığı için. Dörtte de var. Sevgili Cemal Süreyya benim nefis şairim, güzel insanım benim derken aldı göğsüne bastırdı Cemal Süreyya'yı. Gördüğün gibi artık zirveye ulaştı. O yüzden de beşte de kendi kişisel görüşleri doğrultusunda şairi değerlendirdi. Değerlendirmenin yapılmadığı cümle 2 numaralı cümleydi. Bu yüzden de doğru cevabımız B. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hayıflanma, üzülme söz konusudur? A. İlk sevgilimin gülüşüne benzer bir Nisan havası değil mi esen? Dizesinde hayıflanma ya da üzülme anlamı yok. B. Ah o kadrini bilmediğim günler koklamadan attığım gül demeti derken hayıflanıyor değil mi? Üzülüyor. Niye? Ah diyor, bak buradaki ah kelimesinden de anlıyoruz ünleminden. Kadrini bilmediğim günler, kadrini bilmediği için üzülüyor. Ve koklamadan attığım gül demeti derken de bir üzülme anlamı var. Dolayısıyla cevap B görünüyor ama diğerlerini de görelim. Kimsesiz odanda kış geceleri için ürperdiği demler beni an derken üzülme anlamı yok, hayıflanma yok.
Ve çırpınır göğsünün içinde kalbi bir yaşlı ağaca sinen kuş gibi derken benzetme yapmış. Hiçbir şekilde hayıflanma, üzülme yok. Denize dönmek istiyorum. Mavi aynasında suların derken istek anlamı var. Dolayısıyla hayıflanma, üzülme B'de verilen dizedeydi. Dolayısıyla cevabımız B. Aşağıdaki cümlelerin hangisine tanım yapılmıştır? Tanım cümlelerini bulmak için bu nedir, bu kimdir sorularını sorarız. Ne yapacağız? Bu sorulara yanıt veren cümle ister öznel olsun, ister nesnel olsun tanım cümlesi kabul edilecek. Bakalım seçeneklere. A. Suflör, tiyatroda kulisten oyunculara sözlerini fısıldayarak hatırlatan yardımcının adıdır. Suflör nedir? Suflör kime denir? Sorusunu sorduğumda doğrudan cevap veriyor. Diyor ki, tiyatroda kulisten oyunculara sözlerini fısıldayarak hatırlatan yardımcının adıdır. Yardımcıya denir. Değil mi? Böyle de düşünebilirsin. Dolayısıyla cevap geldi. A'da doğrudan tanım yaptı. Diğer seçenekleri görelim. B salonda bu gösterim için yer bulamadık. Bütün koltuklar dolmuş derken herhangi bir tanım yapmıyor. C muson iklimi, tropikal iklim özelliklerini taşıyan Güneydoğu ve Doğu Asya'da etkilidir. Muson ikliminin ne olduğunu değil, nerelerde etkili olduğunu söyledi. Dolayısıyla C de olamaz cevap. D tiyatrolarda sahne düzeni, ışıklandırma gibi unsurlar oyun ve oyuncular kadar önemlidir dedi. Burada da tiyatrodaki sahne düzeninin, ışıklandırma gibi unsurların en az oyun ve oyuncular kadar önemli olduğunu, yani bir karşılaştırma yaparak önem derecesini söyledi. Dolayısıyla D'de de tanım yok. Güneş ışığı da dahil dünya üzerindeki enerjinin çoğuna güneş kaynaklık eder. Güneşin nelere kaynaklık ettiğini söyledi. Yoksa güneş nedir sorusuna cevap vermiyor bu cümle. O yüzden E'de gitti. Demek ki bizden istediği tanım A'da verilen cümlede. Bu yüzden de doğru yanıtımız A seçeneğidir. Ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de tanıdık bir çehre. Bu dizelerde bir kıskançlık, iki yalnızlık, üç karamsarlık temalarından hangileri belirgindir demiş. Öncelikle bize verdiği dizede NN bağlacını kullanarak biçimce olumlu, anlamcı olumsuz sözler var aslında. Ve şunu demek istiyor. Bu şehirde gönlümü avutacak bir güzel yok, tanıdık bir çehre yok demek istiyor. Yani hiçbir kimse yok diyor, değil mi? Dolayısıyla bu kişinin biz kıskanç olduğunu, kıskançlık duygusunun olduğunu dizelerde söyleyemeyiz. O yüzden bir gider. Peki yalnızlık var mı? Var. Çünkü ne dedi? Ne bir güzel var dedi, ne de tanıdık bir çehre var bu şehirde dedi. Dolayısıyla kesinlikle yalnızlıkla ilgili bir duygu olduğunu düşünebiliriz. Karamsar mı? Yani çok mu karamsar, dünya battı altında kaldım falan mı diyor? Hayır. Dolayısıyla karamsar olduğunu da değerlendireceğimiz, söyleyeceğimiz herhangi bir ifade yok. O zaman sadece yalnızlıktan bahsediyor bu dizelerde tema olarak. Dolayısıyla yalnız iki B'de verilmiş. Doğru yanıt B seçeneği. Numaralanmış dizelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Varsayım henüz gerçekleşmeyen bir eylemi gerçekleşmiş kabul etme durumudur. 1. Diyelim yağmura tutuldum bir gün. Dizesinde doğrudan varsayım anlamını vermiş. Çünkü diyelim diyor. Yani yağmura tutulmadığın halde tutulduğunu varsayalım, kabul edelim diyor. Dolayısıyla cevabımız geldi 1. 2. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek derken yağmurun yağma eylemi gerçekleşiyor. Burada varsayım yok. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Burada da durum gerçekleşiyor. 4. Ne de olsa yaz yağmuru. Burada da bir şey yok. 5. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Düşüyor sonuçta damlalar. Yani eylem gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız A olmalı. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Varsayım cümlelerinde diyelim, farz et, velev ki bir an için öyle olduğunu düşün gibi ifadelere sıkça başvurulur. Bunların bulunduğu cümlelerde hiç istisnasız varsayım anlamı olduğunu düşünebilirsin. O halde cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanında verilen anlam özelliğiyle uyuşmaz? A. Tut ki bugün de yağmur yağdı. Biz sinemaya gitmeyecek miyiz? Varsayım demiş. Evet, bu cümlede varsayım anlamı var. Çünkü cümledeki tut ki kelimesi doğrudan cümleye varsayım anlamı veriyor. Varsayım henüz gerçekleşmeyen bir eylemi olmuş kabul etmek, gerçekleşmiş kabul etmektir. Tut ki farz et, farz edelim, bir an için öyle olduğunu düşün, diyelim ki gibi kelimelerle veriliyordu. Dolayısıyla A'daki ayrı içindeki kelime cümleyi karşılıyor. B. Şimdi memleketimin dağlarında çiçekler açmıştır derken açmış olabilir anlamında. Dolayısıyla cümlede olasılık anlamı var. Evet.
C. Benimle gelsen de okula birlikte gitsek diyorum cümlesinde koşula bağlılık söz konusu değil. Çünkü koşul cümlelerinde bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı olur. Burada evet sans eşart eki koşul eki var. Ancak cümlede benimle gelsen de okula birlikte gitsek derken istek anlamı veriyor. Dolayısıyla isteme eylemi daha isteme anlamı daha ağır basıyor bu eylemde. O yüzden cevap C görünüyor. Evet bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Bitmiştir artık kesin. Dolayısıyla D'deki ifade doğru. Eve gidince bana haber verir diye düşünmüştüm. Gerçekleşmemiş beklenti. Sen böyle düşünmüştün. Bunu bekliyordun ama gerçekleşmedi. Yani sana haber vermedi. Dolayısıyla E'de verilen anlamda aile içindeki anlam cümleyi doğrudan karşılamakta. Cevabımız C'de verilen cümlenin aile içindeki sözle uyuşmaması. Dolayısıyla doğru cevap C. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ön yargı söz konusudur? Ön yargı bir kişi veya bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıdır. Yani peşin hüküm diye de karşınıza gelir. Dolayısıyla önceden edinilmiş bir yargı arayacağız. 1. Kimi yazarlar araştırmaya meraklıdır? Bu cümlede ön yargı yok. 2. Oluşturdukları yapıtların çoğu da bu yüzden araştırma konuludur. Burada da yok. 3. Bugünlerde okuduğum kitapta bu türden bir yapıt. Burada da yok. 4. Piyasaya yeni çıktı daha. Yine yok. Bir tespitte bulundu. Piyasaya yeni çıktığını söyledi. Kim merak eder de okur ki bu kitabı? Bak ne yaptı? Kim merak eder ki de okur bu kitabı diyerek önceden bir yargıda bulundu. Belki de çok kişi okuyacak değil mi? Bilmiyor. Dolayısıyla 5 numaralı cümlede ön yargı söz konusudur. Bu yüzden de cevap E. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karşı yatan yüce dağlar eğilinde duman geçe, dağlar saf çocuk gibi kötülük olduğunu ne bile, dağlardan esen rüzgar dumanı iletin hele. A. Bir istek dile getirilmiştir demiş. Öncelikle evet, geçe, hele sözcükleri doğrudan istek bildiriyor. Yani karşı yatan yüce dağlar eğilinde duman geçe derken geçsin anlamında bir istek bildiriyor. Dumanı iletin hele derken burada da doğrudan bir istek anlamı var. O yüzden A doğrudur. B dağlara yatmak, eğilmek gibi özellikler yüklendiğinden kişileştirme söz konusudur. Evet normalde yatmak, eğilmek kelimesi insana özgü bir kavramdır, eylemdir. Ama dağlara bunu atfederek ne yaptı? Kişileştirme yaptı. O yüzden B de doğru. Ayrıntıların seçiminde birden fazla duyudan yararlanılmıştır diyor. Bu da doğrudur. Çünkü dağlardan esen rüzgar derken dokunma duyusuyla algılayabildiğimiz dağları görüyor, yüce dağları görüyor değil mi? Dumanı görüyor. Dolayısıyla bu da görme duyusuyla algılanabiliyor. Yani birden fazla duyudan yararlanmıştır. C de doğru. Karşı yatan yüce dağlar ifadesinde betimleme yapılmıştır. Doğru. Nasıl dağlar? Karşı yatan yüce dağlar demiş. Dolayısıyla betimleme yapmış. Görsel unsurlardan yararlanmış. E. Rüzgar ve esmek sözcükleri benzetme ilişkisi içinde verilmiştir diyor. Bakalım. Dağlardan esen rüzgar demiş. Rüzgar gerçekten dağlardan esiyor mu? Evet. O zaman burada bir benzetme ilişkisi var mı? Yani güçsüz bir varlığı güçlü bir varlığa mı benzetiyor? Hayır. Dolayısıyla burada benzetme ilişkisi içinde yer almamış. O yüzden de cevabımız E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? Karşılaştırma neydi? En az iki tane kavramın, varlığın, olgunun ya da olayın, kişi de olabilir tabii ki, benzer ve farklı yanlarının ele alınmasıydı. Buna göre seçeneklere bakalım. A. İnternet sayesinde bilginin hızla yayılması başka yenilikleri de tetiklemiştir derken herhangi bir karşılaştırma yapmıyor. Dolayısıyla A olamaz. B. Diğer insanlar gibi yazarlar da yaşadıkları dönemin siyasi ve sosyal koşullarından etkilenirler. Şimdi diğer insanlar gibi yazarlar da derken başka meslek gruplarıyla da karşılaştırma söz konusu burada. Dolayısıyla B'de bir karşılaştırma anlamı vardır. C. Matbaanın bulunuşu insanlık tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Neyle karşılaştırıyor bunu? Hiçbir şeyle. Dolayısıyla C'de karşılaştırma anlamı yok. D. Farklı dönemlerde oluşturulmuş eserleri aynı bakış açısıyla değerlendirmek yanlıştır demiş. Başka hiçbir şeyle karşılaştırmıyor buradaki durumu. Dolayısıyla D'de de yok. E. Bildiğim kadarıyla yazarın ilk öyküsünü yayımlatıncaya kadar gezmediği yayın evi kalmamış. Hani bu cümlede ilk öyküsü şöyledir, ikinci öyküsü böyledir demiyor. İlk öyküsünü yayımlatıncaya kadar gezmediği yayın evi kalmamış diyor. Bir durum tespit ediyor. Hiçbir durumla karşılaştırma yapmıyor bunu. Dolayısıyla E'de de karşılaştırma yok. O halde B'de verilen cümlede diğer insanlar gibi yazarlar da sözü doğrudan cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Bu yüzden de doğru yanıt B'dir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hoşgörü gösterildiği anlamı yoktur. A. Onun bana yaptıklarına karşın ben yine de ona bir şey demiyorum diyor. Şimdi ben ona bir şey demiyorsam ne yapıyorum? Ona hoşgörü gösteriyorum. B. Sizin düşüncelerinizi sonuna kadar dinlemeyi inanın çok isterdim. Şimdi inanın çok isterdim dediğine göre demek ki dinlememiş. Yani hoşgörü göstermemiş karşı tarafa. Dolayısıyla eylemi yapmıyorsa hoşgörü göstermiyordur. Cevap geldi, B görünüyor. Öğretmenimiz yaramazlık yapan öğrencileri disipline vermeyecekmiş. Disipline vermeyerek onlara ne yapıyor? Hoşgörü gösteriyor. Dolayısıyla C'de de var. Komşumuzun koca camını topla kırdık. Komşumuz yine de sesini çıkarmadı. Şimdi komşu bu olumsuz duruma sesini çıkarmıyorsa ne yapıyordur? O camı kıranlara hoşgörü gösteriyordur. Peki adamın işlerinin kötü gittiğini duyunca borcumu istemekten vazgeçtim diyorsun. Yani ne yapıyorsun ona? Olur böyle şeyler kardeş, hiç ödemene de gerek yok deyip hoşgörü gösteriyorsun. Dolayısıyla E'deki cümlede de bu anlam var. Ama B'de ne yaptı? İnanın çok isterdim dedi ama dinlemedi. Yani hoşgörü göstermedi. Bu yüzden de cevabımız B.